Selam arkadaşlar, Jan Dark 4. bölümdeyiz. Yükseliş. June 25th, Orléans. Dead France is returning to life. Our army swells with new recruits. In olden times, men swore fealty only to their particular lord. Now, we fight not for the insolent lords and ladies, but for France. For all of us, Joan is France. There is no distinction in our minds. The Dauphin himself has arrived in Orléans. Never have I seen such a celebration. France needs a king, so we must escort the Dauphin to Reims, where he can be properly crowned. Yet, the city of Reims is dangerously menaced by the Anglo-Burgundian army. The cities of Troyes and Chalons also bar the way. Joan commands that we must liberate all three cities before the coronation, and we eagerly seek to fight. Evet, ana görevler: Jean hayatta kalmalı, Fransız kampına destekte bulunmak için batıya git, yoldaki düşmanlara dikkat et. Başlatıyorum arkadaşlar. We were assigned to help you construct your military camp. Evet, batıdaki kampa doğru gideceğiz. Sadece Jean'ı ayıralım. Joan of Arc is attacking our camp. Do not let her cross the river. Evet, görünüşe göre sadece gözcüyü kaybettik. Şimdi şöyle daha yakın bir noktadan oduncuları gönderelim. Evet, şehir merkezlerine saldıracağımız için RAM yapacağım bir iki tane. Şöyle de yanımızda alalım. Yeniden bir gruplandırma yapalım. Oh yeah. Que fait? Okay. Alarms! The French are trying to cross the river. Prêt. Oh yeah. Prêt. Oh yeah. Libé. Evet, Siege Workshop çalışmıyor. Daha fazla köylü üretmemiz lazım. Oduncu. Askerleri biraz geri alıyorum. Evet, Chalons özgür bırakıldı. Sıradaki şehire doğru yöneleceğiz. Şu kutuları alalım, koyunları. Tamir gerekecek. Ev kurmamız lazım. Şimdi ikinci şehire saldıracağız. Önden remleri kullanalım. Evet, şehir merkezine geldik. Burada Jan'ı hayatta tutmamız önemli. Bunun için şövalyeleri kullanacağım, knight'ları. Evet. Şimdi geri çekilebiliriz. Tüm askerleri şöyle öne alalım. Kaç tarla? Evet, can dolduracağız, tamir yapacağız. Sonra son şehire saldıracağız. Reims. Reims veya nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ev kurmamız gerekiyor. Evet, tamir edip remleri saldırabiliriz. Biraz can dolduralım. Tam bir grup kontrolü. Tamir işlemini tamamlayıp saldıracağız. Evet, burada Jan'ı kullanacağım. Birkaç knight daha üretiyorum. Tam sayı az gibi görünüyor. Tabii ki sayı oluşturmamışız o yüzden. Evet. Jan Dark'ı tek göndereceğim. Düşmanın ilgisini çekeceğiz ve geri çekileceğim. Şu şekil. Geriye doğru yönlendirdim. Knight'ları göndereceğim. Sonrasında Rem'lerle. Mancınıkları hedef almamız lazım. Bu kısım önemli. Evet, birini yok ettik. Jan Dark'ı da kontrol edelim. Evet, düşman askerleri geri döndü. Çok iyi oldu. Evet, mancınıkları hedef alacağız arkadaşlar. Rem'leri yıkmamaları için. Evet, şimdi şehir merkezine saldırabiliriz. Tekrardan Jan Dark'ı kontrol ediyorum emin olmak adına. Evet. Var gücümüzle şehir merkezine hedef alabiliriz. Evet, son şehrin merkezini de yok ettik. Reims. Evet arkadaşlar, böylelikle 4. bölümün de sonuna gelmiş durumdayız. Even now to kiss her horse's hoofprints. Cannon thundered, and 1,000 flags danced in the breeze. In the enormous palace, the Dauphin knelt before the Archbishop and rose as King of France. Prayers, anthems, and sermons filled the great chateau. Interspersed among perfumed dukes and ladies were tattered soldiers from our army. Many still bearing wounds. Joan herself was at the king's side, as was her bedraggled battle standard. Despite the celebration, I know in my heart that this war is far from over. Our fathers and grandfathers died fighting the English. Joan gives us hope, but I do not know if hope is enough to ensure victory. Evet, son olarak haritaya bakalım arkadaşlar. Bu tarafta İngiliz muhafızları vardı sadece. Karşı tarafı da az çok gördük zaten. Katedral var Reims Base'inde. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. 5. bölümde görüşmek üzere.